Sen sabah ne dedin meleğe? Kendi gününde özellikle ne dedin meleğe? Gel melek. Melek dedi ya o gün bir süs bir şey yapsaydı salata domates koysaydı. Sen yap dedim evet. Sabah ne dedin? Yaprak sarması meşakkatli bir yemek Hayır, dedim. Hayır süs için ne dedin? Domates yaprağından, domates kabuğundan ne yap dedin? Gül yap dedim. Şu an önünde ne var? Gül var. Gül. Yani bu ne demek oluyor? İddiasını ortaya koymuş helal olsun. Ben söyleyebilirim. Buyur Adife. Yoksa çatlayacağım. Tamam bu gülü Fatma Hanım'a koydu. Teşekkür ederim. Kızmayın Melek Hanım sakin gelin üstüme. Ben sakinim. Nerede yediniz yaprak sarmasının yanına salatalık? Ben söylediğimin arkasındayım yaptım. Yok kız sadece şey koysaydın, gül koysaydın salatalığı niye koydun? Çiçekler olsun. Renk cümbüşü. Renk aynen senden yapmış. Onu da yaprakların yanına salatalık. Bir de baksanıza diş de yapmış. Ay şey. Neyse kaç günden beri ben cacık istiyordum ya. Kimse cacık yapmadı onun yerine. Yoğun olsaydı sınav. Peki afiyet olsun ya. Kayseri aramasından gelecek diye getirmedim. Şöyle yapılmaz Fatma Hanım, şöyle yapılır, o zaman gelir. Şunu değiştirir misiniz? İz mi vardı? Kıl vardı. Sevdiğim peçetelerin tüyü kalmış. Evet Fatma Hanım, nasıl buldunuz dolmayı? Yaprak biraz dibini tutmuş ama... Pişmemişti aynı zamanda. Bana ve şey. Aşırı derecede soğan geliyor kokusu. Evet ağır bir aşırı soğan. Aşırı derecede. Hani nasıl diyeyim sadece soğan koymuş gibi. Abartmıyorum. Katılmıyorum. Soğanın kokusunu ben almadım. Şey pişme açısından benimkiler gayet güzel pişmişti. Fatma niye iç çektin öyle? Soğan şey oldu yarım yedim vallahi. Soğandan dolayı mı meleğin cevabından dolayı bu? Adile Bey ağzına atmadan zaten soğanın şeyini aldı. Ben anlayamadım attım ki. Attım canım. Onu bile anca yedim. Ay yarıdan zaten ne kadar soğan gelebilir? Çok merak ediyorum. Zaten yaprak sarması şu kadar. Vallahi billahi soğan kokusu. Ve çiğ bir soğan mı? Yanmış bir soğan mı? Soğan, ağır bir pişmiş soğan kokusu yanmış var. Yanmış soğan. Yanmış soğan da var yanmış. Ve yaprağımın altı da yanmış. Yaprak hiç pişmemiş. Yani bu neredeyse bayağı bir o 5 dakika falan daha pişecek. Muhtemelen suyu bitti. Muhtemelen suyu bitti. Altı yapıştı tencereye. Tekrardan sıcak su eklese belki kurtarabilirdi, pişerdi ama pişmemiş. Soğan yani. Yaprağınız damarlı sert bir yaprak mıydı? Kendim şeyden getirdim, köyden getirdim. Kendim taze öyle yaprak. Çok kalın bir yaprak da değil, böyle sarımtırak bir yapraktı sarımtırak yani. Sarımtırak taze olur zaten. Tokat yaprağı gibi bir yapraktı. Ama pişmemiş. Peki, Adife Hanım. Bir ağır bir koku var. Soğanın yanması mı, yaprağın yanması mı onu çözemedim ama bir soğan kokusu dibi tuttu, var. Dibi tuttu, onun kokusu geliyor. Soğan kokusu var, yaprak değil. Da pişmemiş. Ya suyun aslında koyduğunu söylemiştim. Katılmıyorum, aynen. O zaman siz koymuş. Yemekten anlamıyorsunuz. Bu yaprak pişmiş mi? Benim önüme gelene gayet pişmiş, ben de o yedim. O zaman ayrı bir tencerede pişti sizin. Hep beraber, hepsi ne aynı pişti. Ne kadar sardınız? Yapraktan ne kadar sardınız? Küçük bir tencere sardım işte. Yani sevecek kadar. Kaç adet? Ne yapayım ekibine hepsini mi yaptım? Hayır hayır yani. Hepimiz aynı şeyi zor dediniz ya hani benim gayet ağır ve zor iddiasında bulundunuz ya. Bu yaprak pişmemiş aynı zamanda. Lezzet anası. Lütfen. Yaprak içi evet, bana da soğan ağır geliyor. Soğan kokusu ağır geliyor ama biz zaten çiğlikten ona geçemiyorsunuz. Hı-hı. Yaprak çiğ ve sert. Evet. Kadir Bey bir tık daha pişebilirdi ama onların dediği kadar pişmemiş. Onların dediği kadar şey değil. Ben de yiyorum. Abartıyorlar mı? Bence abartıyorlar. Biraz daha pişseydi bu sefer hamur olurdu içindeki. Zaten içi pişmiş. Biz biraz bir yaprak bir tık. Anlamıyorsunuz demiyorum ama biraz daha yorumları yumuşak yaparsanız sevinirim. Hepiniz gayet yumuşak. Ne pişmemiş olduğunu pişmemiş. Söylememiz sert bir yorum mu? Sert pişmemiş. Bir yorum değil. Ama bu ısrarla pişmemiş. Şimdi pişmemişinden... Pişmiş Melek Hanım. Pişmiş. Çok güzel pişmiş. Lokum gibi ağzımda dağılıyor. Ne diyeyim? Pişmemiş bacım çatala i̇çini gelmiyor. İçini pişirip de sardınız değil mi? Aynen. Evet içi pişmiş i̇çi, yaprak içi çünkü haşat olmuş. Peki. Evet. Evet siz nasıl buldunuz Naciye Hanım? İçi pişmiş dışı pişmemiş Kadir Bey. Ben de arkadaşlara katılıyorum. İçin lezzeti nasıl? Lezzette soğanı baskın geliyor. Evet, soğanın lezzetini nasıl paralıyorsunuz? Bir de salçayı koymuşsunuz ya o da tuzlu geldi ağzıma bayağı bir yani. Keşke yoğurt gezdirseydiniz o şeyi alırdı. Ben aynen yoğurdu ben yaraman yana da koyacağım diye şey yapmadım. Buraya servis yapmak istemedim. Ben tahmin ettim zaten yoğurt gelmeyeceğini. Yağlamada da yoğurt var ya. Aynen onun için. Tahmin ettim ama salça da bayağı bir baskın geliyor. Tuzlu geldi bana. Naciye abla fark ettin mi? Masada bir tuhaflık var.
Yani diğer günlerden biraz farklı bir masa bugün. Yani meleğin cevaplarından kaynaklı mı? Evet. Masadakilerin enerjisinden kaynaklı mı? Bilmiyorum yani da. Her zaman yaptığımız eleştiriler, her zaman konuşuyoruz ama kuşağına bugün hep korkarak, böyle bir herkes diken, evet, diken üstünde. Yani çünkü cevap korkuyoruz. Veriyoruz. Niye korkuyorsunuz? Şöyle, o kadar sert çıkıyor ki. Evet. Bir şey kaldırsa kafamıza... Pişmemiş bir şeye... Bu pişmiş, ben katılmıyorum. Yani yemeğin diyor arkasında durmadınız yani, mı? Siz zamanınızın arkasında durmadınız mı hanımlar? Durdum Naciye tabii hanım, ki de. Tuzu alın demesi sert değil miydi? Uyardık, söyledik. Evet, tamam. Ondan öğretiler başladınız ve... Ben de ne yaptım? Özür dilerim dedim, özür dilediğim. Tamam, özür dilediniz ama sana sonuçta bir yapılmış bir şey var. Çorbadan zaten yani ben bunu böyle... Olur diyorsunuz ama biz hepimiz olmaz dedik, internetten de baktık. Bu böyle olur diyorsunuz. Bu da sararken yiyoruz ya, hani ağzımıza atıyoruz da. Bu şu anda o yaprak. Evet evet. O çiğlikte tamam çünkü. Salamur ve siz hali olmuş diyorsunuz. O bunu kabul hali. Bunu kabul kesinlikle etmeniz gerekiyor. Öyle. Melek eleştiriye açık değil mi o zaman? Değil. Asla değil ya. Sert çıkıyor. Ve böyle bir sunum da olamaz biz... davet masasında salatalık yaprak sarması. Ne alaka? Ben son olarak söylediğim için Fatma Hanım da bekledi, yaptım. Teşekkürler. Yoksa ben koymazdım, koymak da istemezdim. Domates, gül şeklinde sunum için teşekkür ederim. Afiyet peki, olsun. Afiyet olsun. Tek memnun olduğu şey Fatma Hanım'ın gül oldu. Aynen. Çok mutlu oldum. Eline koluna sağlık Melek'ciğim. Afiyet lezzet olsun olarak bir sıkıntı yok. İçi güzel pişmiş. İçinin baharatı da güzel. Yalnız yaprakların evet biraz harlı bir ateşte pişti dolma. Aynen, fark ettim. Suyunun çoğu da taştı zaten dışarıya. Keşke altını en kısa alsaydın. O ağır ağır demlenmesi lazımdı. Süresi az kaldığı için İşte açmak su çok dışarı ama çıktığı için kadar... su kalmadı içinde. O yüzden bir de küçük bir tencerede olduğu için suyun yarısı zaten dışarı gidince. Dediklere kadar ama çiğ değil Kadir Bey. Yok. Yenmeyecek hani salamur hale demesi. Şöyle ısırdığın zaman ya da kopardığın zaman yaprak uzuyor ve çiğnerken de yaprak ikiye katlandı, lastik gibi evet oluyor. Çıtır, çıtır, yani içine ya göre içine göre bayağı çiğ kalmış. İçi gayet güzel aa pişmiş. Soğanı seviyorsunuz galiba. Siz ki soğanı bol İçinde soğan aslında o kadar fazla yoktu. İyi de bir kavurdu aynen ama yani pişirmedi. Pişirdi bayağı evet, bir. Kavurdum, peki eline sağlık bir afiyet de olsun. Çukur tabakta değil evet, biraz düz tabakta getirmen lazım. Şey tatlı tabaklarım yoktu. Ha o yüzden tamam peki aynen. Okey olabilir o zaman. Evet, ana yemek bir haftadır konuştuğumuz aynı zamanda da yediğimiz yağlama. İki sefer yağlama yedik. Biri Melek Hanım'ın yorumuyla lastik gibi bulundu, öbürü sert bulundu. Bakalım kendisi ağızda dağılan bir yağlama yapmış mı, getirecek mi göreceğiz. Evet yani bugün inanılmaz, ben de bir gerildim masada ya. Rahat olamadım. Gerginlik bilmiyorum değildi niye böylesiniz. Melek Hanım'ın ben ev sahipliğini beğenmedim. Bu yüzden kaynaklı ben olduğunu düşünüyorum. Ben masamı savunuyorum. Ben size karşı yapılmış bir şey olduğunu siz düşünmüyorum. Siz olmamışı savunuyorsunuz. Biz masalarımızda ama olmamış yemeğe katılıyoruz dedik. Ama siz illaki pişmiş diyorsunuz. Pişmiş size göre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.